AK Parti Genel Başkan Vekili ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, dün Ödemiş İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen Küçük Menderes Dünden Bugüne Yol arkadaşlarımızla istişare ve değerlendirme toplantısı kapsamında Ödemiş Teşkilat Buluşması'na katıldı. AK Parti'de eski ve yeni diye bir şey yok. AK Parti kutlu bir yürüyüşün adıdır. Bugün bu tablo, bu topluluk bize AK Parti'nin başından beri bugüne kadar birlikte yol yürüdüğünün, şartlar ne olursa olsun beraberliğimizin, kardeşliğimizin artarak devam ettiğini bize gösteriyor. Sevgili kardeşlerim, 15 seçime girdik. 15 seçime girdik. Ve her seçimde Türkiye'de açık ara önde kapattık ve 20 yıldır Türkiye'nin sorunlarını, dağ gibi sorunlarını dağ gibi hizmetlere dönüştürerek bugünlere geldik. Bunda en büyük katkı sizindir. Siz değerli yol arkadaşlarımızındır. Liderimiz, milletin adamı, adam gibi adam Recep Tayyip Erdoğan'dır. Değerli kardeşlerim, bizde bayrak yarışı öyle müsabakalardaki gibi değildir. Bizde bayrağı veren de bayrağı alan da koşmaya devam eder. Ne diyoruz onun için? Durmak yok. Yolda. Durmak yok. Yolda. Durmak yok. Yolda. Evet oğlum. Şimdi yeni bir seçime hazırlanıyoruz. 2023 çok önemli. Neden önemli? AK Parti ülkemizi 100. yıla taşıyan iktidardır. 100 yılın 5'te 1'ini, 20 yılını Türkiye AK Parti ile geçirdi. Dönüp bir arkamıza bakalım. Kim ne yapmış, kim neler yapmamış. Yollara bakalım. Yolları böldük, hayatları birleştirdik. Yolları böldük, gönülleri birleştirdik. Yolları böldük, Türkiye'yi doğudan batıya, kuzeyden güneye birbiriyle buluşturduk. Ama bir şeye çok ama çok dikkat ettik. Dedik ki yolları böleriz, Türkiye'yi böldük biz. Ay yıldızlı bayrağımıza yan bakalım, canına okuruz dedik. PKK bölücü terör örgütünü, FETÖ bölücü terör örgütünü ve bütün terör örgütlerinin kökünü kazıdık. Değerli kardeşlerim, hava yolunu halkın yolu yaptık. Demir yollarını tekrar ülkenin gündemine getirdik. Hızlı tren özlemini gerçeğe dönüştürdük. İletişimde, akıl yollarında, internette Türkiye'yi bir baştan bir başa geniş iletişim ağlarıyla donattık. Bütün bunlar niçin yapıldı? Şehir hastaneleri, şehir hastaneleri hayat kurtarıyor.
Biliyorsunuz bir koronavirüs belasıyla karşı karşıya kaldık. 3 yılımız aldı. Eğer o şehir hastaneleri olmasaydı, o sağlık sistemimiz olmasaydı sonucun ne olacağını hepimiz çok iyi biliyoruz. Vaktiyle bu şehir hastanelerine karşı çıkanlar kimlere menfaat sağlıyorsunuz diye hep karşımızda duranlar bir özür bile dilemediler. Önemli değil. Biz ne diyoruz? İşimiz hizmet, gücümüz. Gerçekten Türkiye'nin her karış toprağında, her noktasında, havasında, yolunda, iletişiminde, her alanında çok büyük emekleriniz var. Bizler siyasette sizlerin teveccühleriyle ve sizleri örnek alarak bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bugün parlamentoda, Türkiye'de ve özellikle bölgemizde AK Parti'mizin gelmiş olduğu noktaya baktığımızda Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetinde özellikle Rusya'da, Ukrayna'da ve almış olduğumuz rol ve örne baktığımızda bizler böyle büyük bir davanın mensubu olmaktan, AK Parti'nin müntesibi olmaktan, sizlerle birlikte bu kutlu yolu yürüyor olmaktan ve bu kutlu çatıları sizlerle birlikte paylaşıyor olmaktan, sizlerin ardında yürümekten onur ve gurur duyduğumuzu buradan ben Ödemiş'ten bir kere daha ifade etmek istiyorum. Evet, burayı full yapacağız. Bu 7 belediyenin şu anda 2 tanesi bizde. 7'den 7 istiyoruz arkadaşlar. 7'den 7. Var mısınız? Var mısınız? Daha gün, daha gün. Ama onun öncesinde 2023'te Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı bir defa daha Cumhurbaşkanı olarak en yüksek oyla seçtireceğiz. Var mısınız? Var. Var mısınız? Var. Hayırlı olsun. Ama bu sefer farklı bir şey olacak. İzmir'de de Cumhur İttifakı birinci olacak. Bunu sadece ben söylemiyorum. Bunu Sayın Cumhurbaşkanımız da en son İzmir İl Danışma Toplantısı'nda bu iddiayı ortaya koydu. Biz Sayın Cumhurbaşkanımızı mahcup etmeyeceğiz. Sayın son başbakanımız, genel başkan vekilimiz Binali Yıldırım liderliğinde, genel başkan yardımcımız Hamza Dağ, milletvekillerimizle birlikte bütün teşkilatımız gece gündüz çalışarak hep beraber zafere ulaşacağız. Önce zafere ulaşmak için güçlü bir teşkilat lazım. Güçlü bir teşkilat olması için bu teşkilatta vefa olması lazım. Geçmişi olmayalım, geleceği olmaz. Onun için göreve geldiğimizden bugüne değil, geçmişle geleceği buluşturduk. 2019 yılında İstanbul'da yerel seçimler bittikten sonra yola koyulduk. Bu davaya kim emek verdiyse hepsine ilçelerimizle birlikte ulaşmaya çalışıyoruz. Kurucularımızdan başladık. Kurucu ilçe başkanlarımız, gençlik kolları, kadın kolları başkanlarımız, kurucu üyelerimiz hepsine ulaştık ve üye ziyaretlerimize başladık. Bugüne kadar 125 bin üyemize yüz yüze ruberu ulaştık. Defalarca aradık. Yetmez. Bölge toplantıları yaptık. Bölge toplantılarında ilçe yöneticilerini topladık. Meclis üyelerini topladık. Bu da yetmedi. İlçe başkanlarımızı gruplar halinde. İlde görev yapan bine yakın il yöneticisi, il genel meclis üyesi, büyükşehir meclis üyesi var. Hepsinde 20'şerli, 30'arlı, 6 saat, 7 saat, 10 saat topladık ve dinledik. Ve kimler kaldı? Uç beylerimiz, mahalle başkanlarımız, bugüne kadar İzmir'de görev yapan 5000 mahalle başkanı var. Bugün ilk defa Ödemiş'in ev sahipliğinde
il başkanlığımızın organizesiyle bu bölgede Küçük Menderes'te mahalle başkanlarımızı da topluyoruz. İzmir'de ulaşmadığımız, geçmişte görev yapan arkadaşımız kalmayacak. Hep beraber omuz vereceğiz, yol yürüyeceğiz. Bu davada sonuna kadar Cumhurbaşkanımızın liderliğinde zafere ulaşacağız. Arkadaşlar, hakikaten bugün burada süper bir manzarayı ortaya çıkaran Ödemiş İlçe Başkanıma ve ekibine teşekkür ediyorum. Mahmut Başkan sağ ol, var ol, bütün ekibimizi ayakta alkışlıyorum. Bir de yoklamamızı yapalım.